geçelim. Peçete, peçete. Evet arkadaşlar, elimizde gerekenler bir makas, bıçak da olabilir ama ben makas kullanacağım. Bir tane pet şişe, bize düzgün bir pet şişe yoktu o yüzden gazoz şişesi kullanacağım. Cam falan da kullanabilirsiniz bu yerdeki pislikler için ve fön makinesi var. Şimdi arkadaşlar yine bir söyle, ben şunları bir yırtayım. Şöyle yırtın. Rastgele yırtın. Tamam, bir tane yeterli sanırım, olmaz. Olmazsa ikiyi de deneriz. O zaman şunu da şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar pet şişemizi keseceğiz. Bakayım buraya oturuyor mu? Oturuyor. Oldu. Piu piu. Tamam. Oldu piu piu. Arkadaşlar şu kapağı şöyle açıyoruz. Ama ben... Evet arkadaşlar, şu an bunu da şöyle çalıştırıyoruz. Aa, bu yanıyor ya. Biraz daha küçük yapayım, dur. Hayır, çok büyük oluyor. Sen şunu... Tamam arkadaşlar, çekiyor kısaca, gördüğünüz gibi. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Ben az kalsın yakıyordum makineyi. Yani, o yüzden tavsiye etmiyorum. Bu eleyi denemeyin ama bu elimiz çalışıyor. Yani bir nevi süpürge makinesi ama bunun yerine gidin süpürge makinesi alın, daha mantıklı. Yoksa bundan olursunuz. Bu elimiz çalışıyor. Şimdi diğer elimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer elimize geçtik. Bu elimize gerekenler tuz, ip ve buz lazım. Bu elimiz şöyle, ben şöyle buzu buraya koyuyoruz. Sonra ipi şöyle üstüne koyuyoruz. Şöyle geniş olsun. Şöyle koyuyoruz. Sonra biraz da tuz dökmemiz gerekiyor da. Bunda az tuz kalmış. Diğerlerinden emin değilim tuz olduğunu. Zaten az tuz kullanacağız. Şu an bunun buna yapışması lazım. Tamam, biraz şöyle bir beklesin bakayım. Aa, sanırım olacak. Şimdi bu tuzu döküyorum. İp buza yapışır. İpi kaldırdığım an buzla onunla gelmesi gerekiyor. Sanırım bu hilemizde yalan gibi düşünüyorum. Aa, yapıştığını gördüm. Yapışıyor, bu ilimiz çalışıyor. Bir dakika. Biraz daha bekleyeceğim. A few moments later. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Biraz da olsa gelmiş. Bu arada arkadaşlar yapışıyor ama direkt çıktı en başta. Bu oldu. Artık çekimi mi var bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bu ilimiz de çalışıyor diyorum. Ve bir sonraki ilimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diğer ilimize geçiyoruz. Ama bu ilimizde maalesef ki yardım almalıyım. Çünkü bu ilimize parayı şöyle koluma koyacağım. Ama yapabiliyormuşum. Şöyle parayı koluma koyacağım. Ondan sonra bir anda hop, bir hileyi aldım. Hilemiz böyle olacak. Yaz otur ama artık hangisi gelirse. I'm sorry. Hilenin amacı ne? Hilenin amacı bu işte. Oyun işte hem. Oyun hilesi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hilemiz çalışıyor. Arkadaşlar hop, şöyle bir yazı tur atalım. Tura çıktı, o yüzden like atmayı unutmayın. Gözlük önemli çünkü mesela hop. Evet arkadaşlar, şimdiki hilemize gerekenler saç düzleştirici ve fiş. Evet, bunları şöyle yapacağız. Biz geleceğiz, bunu şöyle tutacağız. Sıkıştırıp sonra fiş gözükmeyecekmiş, deneyelim. Şimdi hemen yapalım. Şöyle geliyoruz. Elimi yapmayayım. Aa, oldu. Ama ön tarafı yanmadı. Yani şöyle bir yanık oluştu. Hatta arkasına da yapayım. Ama şu arka tarafı yanmıyor. Helal olsun. Hilemiz çalışıyor. Şöyle ne aldığım gözükmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu hilemiz başarılı. Şimdi diğer hilemize geçelim. Şimdi bu hilemize gelecekler. Pipet. Ben iki tane aldım. İki kere deneyeceğim çünkü. Bir tane de makas. Bu elimiz şöyle. Ben makası üfleyerek kesersem değişik sesler çıkacak. O zaman deneyelim. Dur. Tamam. Deniyorum. Oluyor işte arkadaşlar. Kafa yaptı biraz. Gördüğünüz gibi bu elimiz çalışıyor. Şimdi diğer elimize geçelim. Bu elimize gerekenler 2 tane pil ve 1 bardak su. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bunları şöyle koyduğumuzda suya geldiğinde suyun dönmesi lazım ama dönmedi. Evet, bakalım dönüyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi su dönüyor. Bu elimiz başarısız arkadaşlar. Zaten bundan çok ümitli değilim. Genelde böyle hilelerde olmuyor. Çatal soktuk, çatal yamulacaktı, pille. Öyle bir şeylerimiz vardı. Pille olan hilelerimiz genelde çalışmıyor. Bu videomuz bu kadar.
geldi. Sohbet edin.